Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli pilavların makarnaların yanına çok yakışacak fırında mantar sote tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle 2 paket kültür mantarının kabuklarını soyalım. Ardından mantarları küçük küçük doğrayalım. Dilerseniz mantarların kabuklarını soymadan, yıkayarak veya nemli bir bezle silerek de kullanabilirsiniz. Mantarların yıkaması genellikle tavsiye edilmez. Ben daha temiz olduğuna inandığım için kabuklarını soymayı tercih ediyorum. Ardından 1 adet soğanı ortadan ikiye bölelim ve jülyen şeklinde doğrayalım. 2 adet yeşil biberin başlarını kesip içlerini temizleyelim ve biberleri de ince ince doğrayalım. Yine 2 adet kırmızı biberi de içlerini temizledikten sonra güzelce doğrayalım. Son olarak 2 adet domatesin kabuklarını soyalım ve domatesleri de küp küp doğrayalım. Tüm malzemelerimiz hazır, artık ocağa geçebiliriz. Derince bir tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağını alalım. Doğradığımız yeşil ve kırmızı biberleri tavaya aktaralım. 2-3 dakika kadar biberleri karıştırarak pişirelim. Yeterince kavurduğumuz biberlerin üzerine doğradığımız soğanları alalım. Soğanlar da pembeleşinceye kadar biberlerle birlikte kavuralım. Ardından mantarları da ekleyerek güzelce karıştıralım. Mantarlar suyunu salıp çekinceye kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim. Bir tatlı kaşığı domates salçası, küp küp doğradığımız 2 adet domates, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi ilave edelim. Tüm malzemeyi güzelce karıştırarak kavurmaya devam edelim. Eğer acı seviyorsanız domates salçası yerine biber salçası kullanmayı da tercih edebilirsiniz ya da yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçasını karıştırarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca burada hatırlatmak istiyorum, bu tarifte kullandığınız tüm malzemelerin ölçülerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Kişi sayınıza göre de malzeme miktarlarını artırarak daha fazla da hazırlayabilirsiniz. Sotemiz hazır olduktan sonra sıcağı sıcağına uygun bir fırın kabına aktaralım. Ben şu anda güveç kabı kullanıyorum. Uygun ölçülerdeki dilediğiniz herhangi bir fırın kabını veya borcamı da kullanabilirsiniz. Mantar sotemizin üzerine bolca kaşar peyniri rendesinden serpelim. Artık fırına girmeye hazır. Önceden 200 dereceye ısıttığımız fırında peynirler eriyip kızarıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakalım. Nefis kaşarlı mantar sotemiz servise hazır. Başta da söylediğim gibi yanında pirinç pilavı, bulgur pilavı veya makarna ile birlikte servis edebilirsiniz. Hatta fırında makarna ve fırında mantar sote birlikte çok iyi bir ikili olacaklardır. Bu lezzetli tarifi hepinizin denemesini tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Tarifi deneyenlerin yorum ve fotoğraflarını bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.